Doktor Emel Gökmen hanımefendi geliyor. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Emel Hanım? Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Ne kadar hoşsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben bugün sağ olsun Birgül kardeşimin kostümüne çok konarak. Çok turkuazlar pek onu yakışmış. Sağ olsun. Bugün biz Pınar'cığım kulak çınlaması baş dönmelerini konuşacağız. Var mı senin baş dönmen, kulak çınlaman? Kulak çınlamam yok da zaman zaman tansiyonum düşer. Bilhassa biz müzisyen arkadaşlarım bilirler. Bazı böyle çok yüksek oktavlı seslerde stüdyoda okurken o basınç içinde zaman zaman tansiyonumuz düşer. Ama yani artık ilmini almışız, atlatırız ama zannediyorum o bir ahbabımın başına gelmişti kulak kristallerinin yerinden oynamasından dolayı. Benim de ablam geldi yeni. Çok yani çok günlerce oturarak yani. Uyumuştu. Tabii. O zaman duymuştum ben de ilk defa. Şimdi daha herhalde ayrıntılı bir şekilde doktor hanımcığım bizi aydınlatır. Emel Hanım bu arada benim hiç kulağım hayatımda çınlamadı. Olabilir mi böyle bir şey? Doğal olanı bu sağlık. Ama bir saniye, bir dakika. Eşim en istiyor ki başkalarına bu öyle garip kız ki diyor kulağı bile çınlamamış diyor. Demek ki ben normalim yani. Allah eliyle. Kulağı çınlamış. Bak teyzi de aldı. Yani, Allah bana diyor millet öyle diyor. Açılın kulağı çınlamıyor biliyor musunuz? Bak olabilirmiş. Buyurun Emel Hanımcığım. Şimdi kulak çınlaması aslında hani bir çınlama sesi gibi olsa da işte bir motor sesinden bir gürültü basınç sesine kadar geniş bir yelpazenin hepsine kişiye rahatsızlık veren bu seslerin ve kulaktan hissedilen seslerin hepsine biz çınlama diyoruz. Tinnitus diyoruz tıpta. Çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Bunların içinde işte beyindeki bir olaydan tutun da geçici olarak yani kulak iltihabı ve benzeri şeyler olabilir ama bunlar genelde az orandadır. Asıl nedeni bulunamayan çınlamalar vardır. Çoğunlukla da zaten kulak burun boğazcığa gider, hekimler nöroloğa gider, işte beynine bakılır, kulak testleri yapılır. Ondan sonra da hastaya bununla yaşamayı öğreneceksiniz denilir. Az arada olan ve az olanlar tolere edilebilir. Ancak sürekli olanlar var. Onlar tolere edilemez. Özellikle geceleri sesin azaldığı, dış uyaranların azaldığı durumda uyuyamaz hastalar. Sürekli bir ses. Yani nasıl o çok var, rahatsız. Yani dayanılmaz bir şey. Yani sürekli olduğunda dayanılmaz sinek bir şey. Sinek fısıltısı gibi bir ses. Değişir. Sinek fısıltısı da çınlamadır. Bir düdük sesi gibi de olabilir. Bir makine gürültüsü de gibi olabilir. Yani bir uğultu tarzında da olabilir. Ama sürekli var olduğunda sürekli örneğin yani bazen o mikrofonlar falan bir ses çıkarıyor ya böyle bir tiz bir ses çıkar. Onu ama sürekli olduğunda daha çok oluyor, değil onu mi? Sürekli onların yüksek sese maruz kalarak çalışmalarından kaynaklı ama o şey kulak sinirinin şeye yani sürekli bir barotravmaya maruz kalmasıyla ilişkili yani basınç yüksek sesin basıncına maruz kalmasıyla yıpranması gibi söylenebilir ama yok yani müzisyenlerde oluyor diye bir şey yok. Herkes de olabilir. Peki her yaş grubunda olabilir. İşte çoğunluk söyledim nedeni bulunamayanlar. Benim burada konuk olmamın nedeni de herhalde. Hani ben onlar konusunda da nörel terapiyle bir şeyler yapabiliyoruz. Aa, migren konusunda nasıl konuşmuştuk? Migrenden sonra çözümsüz. Çok merak ettiler. Çünkü çok migren hastası var. Çok fazla var evet. Ve çözümsüz olarak evet, hani bununla, onda da bununla yaşamayı öğreneceksiniz denildiği için. Yani hep benim de hani buraya konuk olmamın nedeni de bu. Yani gerçekten hayır, de böyle bakmayın. Çaresiz düşünmeyin. Yapılabilecek şeyler var. Geçen programda da söylemiştim. Ülkemizde nörel terapi çok yaygın değil. Çok az hekim yapıyor ama zaman içinde yaygınlaşacaktır. Çok mu zor uygulaması? Hayır. Eğitim yani şöyle bir şey. Nöral terapi eğitim hekim olduktan sonra alınan bir eğitim. Bizden önceki nesillerde de yurt dışında bu eğitim Almanya kökenlidir. Alıp yurt uygulayan olmadığı için ben de yıllarca nöral terapi hiç duymamıştım. Yani farklı ekoller gibi düşünün. Yapan da olmayınca hiç duymuyorsunuz. O nedenle de şimdi işte son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Birçok hekim hasta olarak geliyor. Yakınlarını tedavi ettiriyor ve etkinliğini görüyor, yaygınlaşıyor bu noktada. Bir telefonumuz sorun varmış, efendim. Saliha Hanım arıyor. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, Mersin'den. Merhabalar, merhaba, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Biz çok iyiyiz. Siz iyi görünüyorsunuz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Benim de bir sorum olacak Emel Hanım'a. Benim sol taraftan, kulağımdan yani köşe damarından ameliyat geçirdim 2 sene geçmiş önce. Geçmiş olsun. Fakat şu an kulak çınlamam çok devam ediyor. Bir de başım dönüyor.
Baktırıyorum bir şey yani ilerleme yani kötü bir durum yok fakat aynı şekilde yaşayacakmışım kulak çınlamasıyla. Acaba yani doktor hanım bana ne önerecek? Peki, peki sorun. Biz de size Gökay Tekstil'den uyku seti hediye ediyoruz. Güzel çok günlerde kullanın. Çok teşekkür ederim. Güzel. Çok sağ olun, iyi yayınlar. Rica ederiz. Geçmiş olsun. Evet, bu hastamızda olduğu gibi bir ameliyat, o kulak bölgesinde işte geçirilmiş orta kulak iltihaplarından dolayı kulak sinirinin aldığı hasardan kulak çınlaması ve işitme kayıpları da olabilir, baş dönmesi de olabilir. Ama hem bunlarda hem de nedeni bilinemeyenlerde, burada bir neden var, bir ameliyat geçirmiş, bir hasar var. Hepsinde o bölgenin sinirleri, nöral terapi sinirleri düzenleme tedavisi, biyoelektriksel bir tedavide düzenleme ile geri düzelme sağlanır. Ameliyat da bir hasar olduğu için belki bu hastamızda tam düzelme sağlanabilmese bile çok belirgin düzeyde yaşam kalitesini arttıracak şikayetlerde çok azalma sağlanabilir. Evet. Ama benim asıl en çok yaygın görülen nedeni bilinmeyenler aslında yani kulak testleri yapılır, kulakta bir problem yoktur, işte kulak ses ölçümü, odiyometri dediğimiz yapılır, problem yoktur ama beyinde bir problem yoktur. Onlar işte onlarda o bölgede problem yoktur. Komşuluğunda olan problem. Örneğin bir gömük kalmış 20'lik diş ağız içinde, Allah o kemiğin Allah içinde. Allah. Düşünsenize dokunuzun içinde bir şeye bası yapıyor. Her çiğnediğinizde yapıyor. Çevresine de o ve oradan geçen sinire etkiliyor. O olabilir. Kulak, burunda iki geçirilmiş şeyler, çocuklukta geçirilmiş çok sık bademcik iltihapların oradaki bıraktığı sinir hasarı da olabilir. İşte nöral terapi bunlarla ilgilenir. Onları düzeltince şikayetler de geçiyor. Öyle Mersin'den çok... İstanbul'a geliyorsunuz efendim o zaman. Tedavinizi terapi alıyorsunuz. Evet, Nadide Hanım arıyor. İzmir'den. Hoş geldiniz İyi günler, efendim. İyi günler Hanım. İyi günler. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Doktor Hanım'a bir sorum Buyurun. Olacak. Kolesterol seviyesinin yüksekliğiyle kulak çınlamasının bir alakası var mı acaba? Çok güzel, güzel. Bir soru. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür de size Gökay ederim. Tekstil'den pike takımı hediye ediyoruz. Güzel günlerde kullanın efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi, iyi günler. Yayınlar. Sağ olun. Vücut bir bütün çalışır. Hiçbir şeyin birbiriyle ilişkisi yoktur diyemezsiniz. Vücutta bir yerlerde bir şey aksıyorsa dolaylı yoldan diğer yerleri de etkiler. Kolesterolü yüksek bir insanın damarlarının bütünlüğünde bozulma, damar kan akışında bozulma başlar. Damarlarda daralma, tıkanmalar başlar. O da kulak bölgesinde kanlanma azlığı da orasında çok hassas sinirleri olduğu için dolaylı olarak çınlamayı etkileyebilir ama kolesterol yüksekliği eşittir çınlama yapar diye bir şey yok. Hep ama dolaylı. Tır 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 eder derler kolesterolden veya tansiyon. Tansiyon yükseldiğinde hissedebilirler. Çünkü tansiyon yükseldiğinde o kan basıncıyla da gerginliği hissediyorsunuz ve problemi daha bariz hissetmeye başlıyorsunuz. Peki efendim böyle birdenbire hani böyle hızlı hareket ettiğinde başımız döner bize. Tamam. Böyle tak diye. Hani o hemen geçer ama geçmeyen baş dönme yani o normal midir? Benim mesela 10 günde 20 günde bir hızlı kalktığımda olur. Şimdi şöyle bir şey, bizim kanımızın bütün yer çekimine karşı başımız yukarıda işte vücudumuz ona göre bütün o basıncı vücut dengeliyor. Ani pozisyon değişikliği, ani ayağa kalktığınız yatar pozisyondan kalktığınızda o basınç dengelenmesini değiştirmesi gerekiyor. O ani geçişi çok hızlı yapamayabilir bazen. O zaman o ani kısa süreli böyle bir gözümüz kararır gibi, tansiyonumuz düşüyor, bir başımız döner gibi olur. O çok doğaldır. Hani birazcık daha düşük tansiyonlu olmayı eğilimli, birazcık daha kansızlığı olan, hani o gün birazcık sıvı az aldıysanız bunlar etkileyebilir ama bu bir hastalık bulgusu olarak birebir kabul etmemek lazım. Ama devamlı olursa? Ama bir de pozisyonel baş dönmesi dediğimiz ani hareketlerde, başı ani çevirdiğinizde, yataktan kalktığınızda sizin arkadaşınızda olduğu gibi hani böyle hep hareket etmeden böyle kaldı diye anlattığınız hastalarda orada işte kulak kristalleri dediğimiz şey devreye giriyor. Hiç yatamadı. Otobüste gider gibi uyudu günlerce. Çünkü niye yatınca baş şimdi dönüyor, şöyle tabii. Bir şey, bizim dış kulağımızla orta kulağımız işitmeyi sağlıyor. Bir de iç kulağımız var. Ama orada böyle salyangoz gibi bir yapı oldu. Var. Böyle kanallar var içinde. Yani o kanalların içinde de çok ince sıvı ve tüyler var. İşte o sıvıda kristalleşmeler oluyor. Onun akışkanlığı her hareketimizde tabii. Bizim konumumuz hakkında beyne bilgi veriyor. Yani nasıl kulağımız duyuyor, burnumuz koku alıyor, gözümüz görüyor. Yeryüzündeki konumumuz da o sağlıyor. Beynimize bilgi gitmese biz yargımızdaki konumuzu algılamıyoruz. Ondaki
aksama, çalışmasındaki aksama, aynı hareket değiştirdiğimizde bütün dünya alt üst oluyor. Çünkü onu algılayamıyor. Baş dönmeleri, yani bir insanın başı dönüyorsa biz direkt bir hastalık habercisi diyebilir miyiz? Çoğunlukla değil. Yani çoğunlukla kötü bir hastalık habercisi değil. Tabii ki her şikayet bir vücudun alarmıdır. Ve bizde bir şeyler aksıyor aksiyoyu gösterir. Yani önemli olan hekimin onu bulması, aksayan şeyi bulmasıdır. Ama baş dönmelerinde daha biraz önce konuşuyorduk, dünya alt üst olur diye. Aslında bütün dünyanın alt üst olduğu, bir yataktan kalkar sabah dünya alt üst olur. Veya böyle bir ani ayağa kalkar, her şey olur. Bulantısı olur ve beyin kanamasıyla ölüyorum diye. Genelde öyle gelirler acile. Hastanın hissettiği bu. Ama işte bunların altında ciddi problem genelde yoktur. İç kulaktaki o kristallerin oynamasıdır genelde. Tansiyon da olabilir. Beyinden kaynaklı, şimdi tansiyon olabilir. Tansiyon ve şeker gibi beyin kanlanmasını etkileyen şeylerde de insanın başı dönebilir. Ama o daha böyle yumuşaktır. Daha göz kararmasıyla birlikte olur. Daha böyle soğuk terleme, baygınlık hissiyle olur. Beyin kanaması veya beyindeki tümör herhangi bir nedenden de olabilir. Ama bunlar çok düşük olasılıklar. Ama onlar da ve dünya alt üst olmaz ve birden olmaz. Aslında başka bulgular da eşlik eder. Yani baş dönmesi çok böyle gürültülü. Ama yine de baş dönmesi çok varsa bir hekime danışılmasını öneriyorsun. Hayır, zaten varsa altında bir şey var. Bir şey vardır, aramak gerekiyor. Yani tabii, kesinlikle. Telefonumuz mu var efendim? Nevin Hanım arıyor İstanbul'dan. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Hoş bulduk. İyi günler Açarya Hanım. İyi günler. Çok güzelsiniz. Çok teşekkürler. O sizin güzelliğiniz. Benim de doktor hanıma bir sorum vardı. Kulak çınlaması, baş dönmesi. Bir de Meniere hastalığı hakkında bilgi istiyorum. Peki Nevin Hanım. Sizde var mı? Evet. Geçmiş olsun. Maalesef. Size Gökay Teksin'den uyku seti ediyoruz. Güzel günler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Meniere. Meniere aslında. Anlamadım. Meniere onu yaşayan biliyor. Değil mi? Şimdi yani Meniere olan biliyor. Çünkü ona tabii söylüyor. Hekimler söylüyor. Sizin Meniere'niz var artık. Bu o bahsettiğimiz baş dönmesi ve benzeri atakların beraberinde işitme kayıpları da eklenebilir bu tabloya. Daha uzun vadeli ve süren bir hale almasıdır. Özellikle mevsim değişimlerinde sık sık tekrarlar. Yaşam kalitesini bozar. Yani evin işini yapamaz, işine gidemez. Çok zorlanır. Böyle çok berbat bir durumdur. Yani sürekli başınız dönüyor, mideniz bulanıyor, kulağınızda bir uğultu, basınç hissi ve bu ilaçlara da çok iyi cevap vermez. Zaman zaman kullanır ve tekrarlar ve gittikçe işitme kaybı da eklenerek tablo daha da kötüleşir. Orada işte bu iç kulak ve o bölgede daha böyle bir ödem dediğimiz sıvı tutulumu ve daha sıkıntılı bir tablodur. İşte yiyeceklerle ilişkisi, alerji benzeri şeyler de araştırılmaktadır. Çok ilaçlarda çözüm olamamaktadır. Peki sizin yönteminizle yapıyorsunuz yapıyorum değil mi? Yapıyorum zaten. Tamam, cümle oraya geliyor. Cümle oraya geliyor. Yani çözüm oraya geliyorsa keşke çözümü olsa da değil mi? Tabii ya, bu doğal bir tedavi çünkü. Yani benim tek derdim hani Türkiye'de daha yaygınlaştı. İnşallah olacak. Daha koruyucu hekimliğe yönelik bir tedavi. Çok yani önemli. Çok hekim arkadaşımız uygulasın. Çok ulaşılır bir tedavi olsa çok güzel olur.